Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda bir örnek geometri öteleme sorusu çözeceğiz. Hemen kaynağımızı belirtelim. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından YKS yönelik yeterlik testleri hazırlanmış olan arkadaşlar sayısal kitabı. Evet, bunun 3. testini arkadaşlar 18. sorusu olacak. Buraya oynatma listesi linki koyuyorum. Bu oynatma listesinde arkadaşlar bu tür örnek soruları sırasıyla detaylı bulabilirsiniz. Çoğunluğu da arkadaşlar bu kitaba ait. Yeterlik testlerine ait olan sorular olacak. Tamamını çözmüyorum. Sınava yönelik değil, daha çok böyle araştırmalara yönelik sorular olmuş arkadaşlar. Ama sınavda sorulabilecek olanları da ben burada çözmeye çalışıyorum sizler için. Evet sevgili arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Bunları da hatırlatayım. Biliyorsunuz bunları da çözmek sizin hayrınızdadır. Şöyle göstereyim. Durdurup bakarsınız, inceleyin. Diyor ki dik koordinat düzleminde bir köşesi orijinde olan OABC dikdörtgeni verilmiştir. OA A birim, OC de B birim. Güzel. Ve A eşittir 2B arkadaşlar. Yani şurası aslında 2B diyebilirim ben buraya. Aynı zamanda. Tamam mı? Tamam. Tutup buraya A bölü 2 demeyelim de burası 2B olsun. Çünkü rasyonel sayılarla uğraşmayı sevmeyiz. OABC dikdörtgeni B köşesi etrafında negatif yönde 90 derece. Daha sonra C etrafında pozitif yönde 90 derece döndürülmektedir. Buna göre dönüşümler sonucu dikdörtgenin orijine olan uzaklığı en fazla kaç birim olur? Güzel. Arkadaşlar dönüşüm yapacağız. Bakın diyor ki önce B köşesi etrafında negatif yönde 90 derece. Arkadaşlar biz ne biliyoruz? Bak burası saat yönü negatif yöndür. Şurası da arkadaşlar trigonometride, geometride saat yönünün tersi pozitif yöndedir. Değil mi? Güzel. Şimdi B köşesi etrafında, şu köşe etrafında negatif 90 derece dediğine göre şuradan. Arkadaşlar bak şurayı sabit tut. Şu sarı bölgeyi şöyle çevir. Nasıl olur? Aynen şöyle olur değil mi? Hop. B orada kalır. Bak B burada kalır. Güzel. Aynen böyle olur. Köşeleri de söyle sevgili arkadaşım. B burada kaldığına göre O 90 derece biz yamulduk. B burada kalır. A şuraya gelir tam ortaya değil mi? Aynen de şöyle olur. Tamam. Böyle olur. 90 derece çevirmek şu. Bak şurası A noktası. Buraları tek tek yazalım. Şurası O noktası diyelim buraya. Bu da C noktası olur. Değil mi? Bak şu kenar bu kenara tam 90 derece. BC kenarı buradaydı buraya geldi 90 derece. Tamam mı? Tamam. Arkadaşlar şimdi hop sonra bunu da yeşil yapalım. Pozitif yönde 90 derece nerede? C köşesinden. C köşesinden arkadaşlar 90 derece döndürmek demek hop bak şu hali alır. Hocam nereden bildik? Nasıl yaptık? Arkadaşlar bak bu sefer de şurayı sabitliyorum. Değil mi? Bak şöyle çeviriyorum. O noktası buraya gelir. A noktası buraya. B noktası da buraya gelir. Doğru mu? Doğru valla. Şimdi sevgili arkadaşlar soruyu çözmek üzere yürüyorum. Şimdi bak burası B kadar. Burası 2B kadar. 2B 2B gidelim. Şuralar BB kadar. Tamam mı? Şurası da 2B kadar. Burası da 2B kadar. Burası B kadar. Burası da B kadar. Burada da bir B var. Arkadaşlar bak burası 2B, B. Şu arkadaşın şuradan uzaklığı, en uzak köşemiz ne kadar oldu? 3B kadar oldu. Şu uzunluğumuz ne kadar oldu? Toplamda 4B kadar olmadı mı? Oldu. En uzak noktamız burası arkadaşlar. Harika. Ve ne diyor bana? Orijine olan uzaklığı. Orijine olan uzaklığımız burası. Arkadaşlar dik çek. Hemen uçan. Bak 3B bu kadar. Neden? Bak B kadar 2B. Toplam 3B. 2 tane B. 2 tane B. 4B oldu. 3, 4, 5. 5B oldu arkadaşlar. Değil mi? Harika. Bakıyorum şıkları arkadaşlar. Cevabımızda 5B yok. Neden? B yerine ne yazacağız? A bölü 2 yazacağız. B dediğin şey A bölü 2'dir. Yerine yaz. 5A bölü 2. Hayırlı uğurlu olsun. Bursa'ymış. Değil mi? Güzel soruymuş yani. Fena değil. Sadece döndürdük arkadaşı.
Pozitif yönün ne demek olduğunu biliyorum. Negatif yönü. Saat yönü negatiftir arkadaşlar. Saat yönünün tersi clockwise, counterclockwise. Bunlar da saat yönünün tersi ve saat yönü olarak adlandırılır. Saat yönünün tersi counterclockwise. Trigonometride, geometride pozitif yöndür. Anlaştık. Harika. Sorumuz bu kadar. Kanalımıza abone olmak serbesttir. Arkadaşlarla paylaşmak daha da serbesttir sevgili arkadaşım. Testin başında göstermiştim. Şunlara da bakmayı unutma. Bunları da çözmek senin büyük hayrınadır sevgili arkadaşım. Şiddetle tavsiye ederim. Hepsinin de çözümleri kanalımda mevcuttur. Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.